onlarca gemiyi, kimi limanda, kimi ise açıkta. Hepsi hazır halde bekliyor. Tek bir görevleri var. Olası bir depremde yüz binlerce İstanbulluyu tahliye etmek. Tahliye planı deprem eylem planının önemli bir parçası. 16 milyonluk mega şehir için tüm hazırlıklar 7,5 büyüklüğünde bir depreme göre yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları ile birlikte çok detaylı bir deprem eylem planı hazırlandı. TRT Haber'in ulaştığı bu planda çarpıcı ayrıntılar var. Şehirden ayrılmak isteyen depremzedelerin tahliyesi planlanıyor. Bunun için de tüm hazırlıklar tamam. Destek illere veya memleketlerine gitmek isteyen afetzedeler, görevlendirilen ring araçlarıyla deniz, hava, kara ve demiryolu vasıtalarıyla tahliye edilmek üzere belirlenen tahliye alanlarına sevk edilecektir. İstanbul'da toplam 23 adet tahliye alanı bulunuyor. Deniz yoluyla yapılacak tahliyeler için gemiler hazır bekliyor. Büyük İstanbul depremi için arka planda çok yoğun bir çalışma yürütülüyor. Biz de şu anda Zeytinburnu Limanı'nda bulunan Samsun gemisindeyiz. İşte bu gemide binlerce insanı tahliye edecek deniz araçlarından yalnızca biri olacak. Çünkü İstanbul açıklarında bekleyen daha onlarca tahliye gemisi bulunuyor. Şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, kıyı emniyetine ait botlar ve gemilerle sahil güvenlik komutanlığına bağlı deniz araçları da depremzedeleri tahliye etmek için kullanılacak. Denizden yapılacak tahliyeler için 6 nokta belirlendi. Vatandaşlar araçlarla bu noktalara taşınacak, ardından gemilerle İstanbul dışına çıkarılacak. Adalar içinde iskele ve 5 kapak atma alanı belirlendi. Ancak tahliye sadece denizden olmayacak. İstanbulluları kent dışına demir yoluyla çıkarmak için de 3 tahliye noktası belirlendi. Bunlar Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla tren istasyonları. Tahliye sürecinde karayolları da önemli bir rol oynayacak. Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem otogarları deprem sonrası için acil çıkış terminallere olacak. Tüm ayrıntıların düşünüldüğü deprem eylem planında hava yolu da tahliye için kullanılacak. Tahliyede öncelik sıralamasının başındaysa engelli vatandaşlar bulunuyor. Onları çocuklar, yaşlılar ve kadınlar takip ediyor. Peki İstanbul'dan tahliyesi yapılacak kişiler nereye gönderilecek? Destek iller iki grup olarak belirlendi. İlk etapta depremzedeler Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri'ye tahliye edilecek. İsteyenler de memleketlerine gönderilecek. İhtiyaca bağlı ikinci grup destek il olarak belirlenen Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan'a da depremzedeler sevk edilebilecek.